Günaydın. Arkadaşlar sabah üzerimdeki yani tişörtün sabah diyorum biraz önce beyaz tişörtün üzerinde dondurma lekesi vardı o yüzden değiştirdim. En sevdiğim şey gerçekten sipariş ettiğim şeylerle uyanmak. Dün yatmadan önce market alışverişi yaptım. Daha doğrusu ben tek taşıyamayacağım şeyleri eve sipariş ediyorum. Efendim? Tamam merhabalar. Merhaba. İşiniz geldi. Su mu? Evet. Tamam gelebilir teşekkürler. Mesela su. Suyu da taşıyamadığım için. Evet sipariş ediyorum. Her neyse bugün videoya böyle başlamak istedim. Yani hem market alışverişi izlemeyi sevenleriniz olabilir çünkü ben çok seviyorum. Yani kim yaparsa alışverişi geldiği gibi poşetlere bakarım. Tanımadığım birlikte bakmam ama yani kim yaparsa bakarım. Su da gelsin sonra şu poşetleri beraber açalım. Beraber yerlerine yerleştirelim. Bugünlük vloga da böyle başlayalım. Bu arada sabah iki kargo daha geldi. Onlar da bir tanesi Maybelline'den şu. Diğeri de Zara'dan bir spor ayakkabı. Şimdi paketleri açmaya başlayalım. Evet, hazırız. Hazırız. İlk şununla başlıyorum. Geçen 6 farklı soğuk tarif videomun altına sütle ilgili bir yorum gelmiş. Pınar süt daha yağlı, sek süt kullansana diye. Deneyeyim dedim. O yüzden dörtlü sek süt söyledim. Evet, burada peynir ürünleri var. Hellim. Sonra taze kaşar. En sevdiğim şey toplar, şu peynir topları. Salatanın içine falan atmaya bayılıyorum. Süzme peynir. Lor peyniri. Bunlar da top mozzarella'lar. Bunları da böyle salatanın içine falan koymayı seviyorum. Pişirme kağıdı. Alüminyum folyo. Buzdolabı poşeti. Ah, sıradaki poşet. Ha evet. Dün Kaan söyledi. Kolanın kahvesi çıkmış deneyelim mi diye. Vardı Migros'ta. O yüzden bunlardan sipariş ettim. Akmina. Elma aromalı. Ama soda. Ben gazoz gibi geldi gözüme. Salça. Bir evde olmazsa olmaz. Bal. Bu balı niye aldım? Agave şurubu bitti. Kahve videosunu izleyenler şurubu tanır. Onun yerine bal aldım şimdi. Bir de fiyat olarak çok fark ediyorlar. Bir de nereden bulacağım diye soran olmuş. Agave'yi ben sadece şu ana kadar Makro Center'da gördüm. Benim aldığım kahve de Makro Center'da vardı. Yumurta. Krem şanti. Geçen videodakinin markası farklıydı. O da Makro Center'dan da. Bu Migros'tan. Bunu daha denemedim. Ama zaten tatların çok farklı olacağını düşünmüyorum. Ve bu fiyat olarak daha uygundu diğerine göre. Ve en sevdiğim poşete geçiyoruz arkadaşlar. Makarnalar, hamur işiler ve türevleri. Penne. Bunu mutlaka denemelisiniz. Midye şeklinde olan. Ben bunu böyle kaşık kaşık yemeyi çok seviyorum. Ve kalın kesme tortiglione. Bunları söyleyebiliyor musunuz? Böyle sipariş verirken falan. Tek söyleyebildiğim galiba fettuccine ve penne olanlar. Bir de linguini. Linguini'yi söyleyebiliyorum. Diğerlerini söyleyemiyorum. Çıkmaz. Bir adet de domateslerini de saldım. Çok üşendiğim zamanlarda domatesli makarna yapacaksam direkt bunu kullanıyorum. Karpuz aldım. Bu şeker domatesi. Yine salatanın içinde çok güzel oluyor. Bu da kokteyl domates diye geçiyor. Aynen kokteyl domates. Bunu da ben aynı boyuttalar aslında. Sadece bunun biraz daha büyük olması gerekiyordu. Değil bu seferlik bilmiyorum daha küçük gelmiş. Kahvaltıda falan bunları ikiye kesip yemeyi seviyorum. Mısır aldım. Hiç yaptığım bir şey değildir. Ama canım çekti dün görünce. Salatalık diğer ismiyle hıyar. Yine taşıyamayacağım bir şey daha. Sade soda. 3 paket söylemişim bundan. Başka bir adet daha spagetti söylemişim. Bunu başka poşete koydukları için şimdi görüyorum. 4,5 kilo söylemişim. Aslında genelde daha büyük bile söylüyorum ama şunu aldım. Bunu küçük aldım ki beğenir miyim beğenmez miyim bilemedim. Bunu daha önceden beğenmiştim o yüzden büyüğünü aldım. Mikropların en büyük düşmanı. Büyük boyunu aldım ve okaliptus. Bunu da hiç daha önce denememiştim. Ben genelde yeşilciyim ya da sarıcıyım. Mutfak havlusu aldım. Bir de tuvalet kağıdı aldım. Yalnız şeymiş, desenliymiş. Ben bunun desenli olduğunu fotoğraftan anlamamıştım. Desenli de sevmiyorum artık. Kokulu okey ama desenli olmasaydı iyiydi. Thank you.
Ne zaman uyanacaksın? Çocuk asla uyanmıyor. Asla. Uyanıyor musun? Kaan'ı uyandırmam gerçekten bir saatin falan alıyor. Bu arada makineye çamaşır attım ama 2 saattir başlamadı. Bu nasıl iş ya? O zaman biz de kahvaltı hazırlayalım. Size buzdolabını nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şu an zaten boş bir dolabım olduğu için sodaları ve suları buraya koydum. Buraya şu kısma peynirleri ve işte böyle salamları falan koydum ama sığmadıkları için bir kısmını da buraya çıkarttım. Karpuz burada, domates, salatalık, boş şeyler burada. Burada mısır, brokoli falan var. Su boş. Buraya sütleri dizdim. Çünkü benim herhalde buzdolabından en çok çıkarttığım şey süt. Kahve yaparken. Buraya işte kola falan filan. Burada soslar var. Burada artan şeyler var. Burada da aslında buraya sığar mı? Sığmaz. Burada da krem şantimiz var. Bu arada Uğur'da kahvaltı içerdim. Ona da ayrı bir omlet yapıyorum. O benden çok daha katı bir diyette olduğu için. Ben şu an çok diyetteyim. Değilim yani. Değilim gibi evet. Ona da lor peynirli omlet yapacağım. Kaan'la kendime sucuklu yapıyorum. Allah yanıyor. Evet Kaan Bey, kahvaltınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha yemedim. Geldik makyaj kısmına. Uğur geldi, Kaan'la beraber içeride PlayStation oynuyorlar. Ben şimdi hızlıca hazırlanacağım. İnşallah yani hızlıcadan kastımı biliyorsunuz, en az 20 dakika. Sonra çok ufak bir işimiz var bizim, bir isim yaparken geçeceğiz Uğur'la. O kısım çok önemli değil şu anda. Biz önce makyajımızı yapalım, bir de müziğimizi açalım. Şu dağınıklığı da kapatmaya çalışıyorum kendimle ama biliyorsunuz Kaan birazcık dağınık bir çocuk ve bir abla olarak ona katlanmak zorundayım. Oh, I'm a heartbreak man with a stone cold neck and charming. So İki dakika şarkıyı durdurdum ne yaptığımı göstermek için. Kirpi taktıktan sonra direkt maç yapılır içeride. Kirpi taktıktan sonra biraz kurumasını bekleyip eyeliner çekiyorum. Bu şekilde de aslında daha kolay oluyor ve daha hızlı düzeltebiliyorsunuz ya da hızlı çekebiliyorsunuz eyeliner'ı. Vallahi sırf geçen gün takma kirpiyi çok yakıştırdınız ve daha fazla kullanmalısın dediğiniz için şu an. Yani günün ortasında kirpik taktım ama bakın direkt zaten kirpik orada belli olduğu için direkt üzerinden bir şerit çekebiliyorum. Hatta daha da kolay oluyor. Rujumu sürdüm. Huda BT ve Venus muydu bu? Evet, Huda Venus sürdüm. Bunu kamera dışı yaptım çünkü hoparlörün şarjı bitti. İçeride Uğur'la Kaan'la çok ses yapıyor. O yüzden kamerayı kapattım arkadaşlar. Kaşımı sabitleyeceğim ve bu makyajı bitireceğim. Sırf fotoğraf çekerim diye bu kadar abarttım. Bir de bir sabitleyici sprey sıkıyorum. Clarins'in Fix Makeup isimli. Ya bu sıcakta bu makyajı gerçekten tutarsa bakalım döndüğümde bu makyaj erimiş olacak mı? Çok zor şartlar altında video çekiyorum. Arkadaşlar makyajı böyle bırakıyorum. Hatta fotoğraf çekindikten sonra şu kirpikleri çıkartacağım. Şu attı bile. Güneşte biraz selfie çekeyim dedim. Gözlerim yaşardı. Şunun da köşesi çıktı. Şimdi Uğur'la Kaan'ı bekliyorum. Ferantıları varmış da. Bir dakika, yendin mi ben? Hayır. Yendim. Nasıl yendin? Koç. İki tane kurtardım. Hepsini attım. Bir tane dışında hepsini attım. İşte. Böyle bir saçmalık mı var ya? Bacak kadar çocuğa yenildik. Okey, biz şimdi çıkıyoruz. Hemen bir Estinye'ye konuşamıyorum ki. Estinye'ye gideceğiz. Kaan da o sırada bizi bekleyecek. Maksimum bir saat zaten. Birazdan görüşürüz. Sana selam verdim hadi. Ha? Sana selam verdim. Evet, ben direkt yenilgiyle karşınıza çıktım. Selam. Niye, yenilgiyle mi? Evet, ha, maçta. Ne düşünüyorsun makyajım hakkında? Hı? Makyajım hakkında ne düşünüyorsun? Kirpiklerini görebiliyorum şu an. Takma kirpik olduğunu anlayabiliyor musun artık? Evet, anlayabiliyormuş. Evet, o fotoğraftan sonra iyice her şey oturdu orada. Geldik arkadaşlar. İçeriden önce bir fotoğraf çekeceğiz.
şu... Çekeceğim. Çekeceksin evet. 1500 tane. Hayır. Şu makyaj bozulmadan çünkü kirpiklerin... Kirpikleri çıkarmam lazım acaba. Bir de motorla gelirken kaskın böyle vizörünü açıyorum ya. Vizör mü onunla? Doğru söyledim mi? Evet, doğru. Açıyorum. Kirpikler, ya kirpiklerin uçtuğunu hissedebiliyorum yani o derece. Bu arada bir konuda da emin olmuş oldum. Huda'nın kirpikleri galiba 5'ten 6'dan sonra kurtarmıyor. Vance, Benz, neyse artık. Benz de yani. Vance diyoruz bizler. O ayakkabılara bakacağım. Ben lisedeyken çok giyerdim. Bir tane pembe siyah kareli Vance'ın falan var yani. Neden pembe ve siyah kombinemişim hiçbir gün yok ama şimdi normal klasik modellerinden bakacağım. Arkadaşlar sadece bu modeller var ama benim istediğim şöyle bilekte olanın siyahıydı ama ondan yok. Önce ama şey direkt aşağıdan aslında bakalım. Nasıl var? Aa çok güzel. Değişik yapmışlar bu. Ne kadar? 590. 609 lira. Wow. Hopiller 645 lira, hopillere 609. Bunları mı diyorsun? Evet ama bana hiç yakışmıyor bunlar ya. Biraz kaba evet. Çok kaba oluyor. Bu ne kadar? 420 liraymış bu. O istediğim model yok burada. En son ayakkabı bakıyordum. Bir anda Modo'ya girdim. Bu mu? O büyük ama. Fiyatı büyük bunun. 800 lira. Ortası yapan mı oluyor? Modo biraz böyle. Ya, abartıyor yani. Abartmış. Çok abartıyor. Neye bakıyorsun? O ne ya? Ne olduğunu bilmediğim obje yani. 4000 lira. Modo'yu indirim zamanlarında yakalayacaksın. Şu hareket, elimi tut hareketi. Evet. Ama bıraksam öyle bir kilometre yürürsün sen. Çakmakçı. Bu çocuklarla bir çay içtik, biz şimdi gidiyoruz. Çakmak var mı? Temin edebilirsin. Burada çakmak var mı? Evet. Kibrit var mı? Peki bu yüzden kavga edilmesi gerçekten. Çakmak önemli ama aşkım yani. Zaten hak veriyorum bu konuda. Çok sıktı. Hep vadi diyorum ama tekrar vadiye gidiyoruz. Aradan geçen gün iki tane pantolon aldım. Bir tanesi mam, bir tanesi de böyle bayağı sikili bir pantolon. Ama denemedim yani. Öyle hızlıca aldım. Evde de derince asla beğenmedim. Asla içinde güzel olmadım. Onları değiştireceğim. Şoför bey kirpiğim uçtu. Şaka. Evet bak. Hani duruyor. Duruyor da yani kalktı yanları. Bu kadar komik ki ya. Arkadaşlar bu inanılmaz ciddi bir diyette olduğu için artık kahve bile içmiyor. Genelde şekerli kahveler içiyordu ya şimdi benle beraber şey içiyor. White Mocha içiyordum büyük boy 600 kaloriymiş. Evet. İki tane içtim doluyordu 1200 kalori. Şimdi benle beraber beri içecek. Beri kaç kalori? 92. Ya. 600'den 92'ye ama tabii biri kahve, biri çay gibi yani anladın mı? O farklı şey. Olsun aşkım. Teşekkür ederiz. Uğur şimdi diyete girdi ya. Ben dedim ki, ya bizim bu arada böyle bir hafta tatil yapma şansımız olabilir. İnşallah Allah'ım lütfen olsun. Tatilde sen yemek yemeyecek misin dedim. Yani dikkat edeceğim diyor. Ne anlamı kaldı ki tatilin diyet yaptığınız süreci? Arkadaşlar hazırsanız çıkartıyorum. Çünkü bu zaten, bu çıktı zaten. Nerede bak bulamıyorum bile. Burada. Bir de beni hayal kırıklığına uğrattın ya. Bu arada ben genelde böyle çıkartmaktan çok korkarım. Kendi kirpiğim de kopar diye korkuyorum. Ay kopmadı neyse ki. Kendi kirpiğim... Değil götüreceğim. Şu an baya çirkin gözüküyorlar. Arkadaşlar şimdi Zara'ya geldik. Gelmişken bir tane terlik beğendim. Bakayım siz beğenecek misiniz? Gerçi Uğur da beğendi ama. Böyle hem... gündüz hem akşam bir anda çıkarken de giyebilirim diye düşünüyorum. Tabanı kalın, arasında hasır var. Üstü de böyle. Al bakalım. Bir moralim bozuk sanki. Yok. Kendime göre pantolon bulamıyorum o yüzden. Bakarız başka markalara. Sıkma aşkım canım. Yani. Damla yarısını yapsın. Birazdan görürüz. Evet. Geldik. Makrodayız şu an. Ben de kendime vlog çekiyorum, daha mutlu bana bakıyorum. Neler aldınız? Üşüdün mü? Evet. Sen tavuk mu aldın? Mantar aldın? Biber alacaktım. Kaan'a hazırlayacaksın. Ha sen dedin ki işte Kaan'a yapacağım dedin. Evet. Ben dedim ki en güzel yemekleri yiyorlar, her ben şey, diyetteyim diye. Okay, onu söyleyecekmişsin, sen de yiyebilirsin. Çünkü mantar, tavuk göğsü... Evet, yiyebilirim. Yağsız bir şekilde yaparsan yiyebilirim, evet.
Arkadaşlar agave şurubunun büyüğü 64 liraymış. Şaka mı ya? Çok sık kullanıyorsanız tabii bu biraz aşıyor yani. Ama ben onun yerine bal da kullanabilirim. O yüzden çok da şart değil. Sadece balından dediğim gibi daha ucuz değil mi aşkım? Bal ucuz ama işte bunun kalorisi yok, anlamıyorsun. Arkadaşlar zaten şarjı bitiyor kameranın, o yüzden evde görüşürüz. Ve evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi yemek hazırlayacağım. Yemek hazırlarken sizi de buna dahil edeyim istiyorum. Kameraya koyacak bir yer bulursam bugün menümüzde abi yemeğin ismini unuttum ya. Tavuklu mantarlı sote var. Yanına da bulgur pilavı yapacağız. Şu an bulguyorum, bunu açmam lazım acil. İlk önce mantarları ayıklayacağım ki bu gerçekten sevdiğim bir iştir. Yani mantarları ayıklayacağımdan kastım mantarları soyacağım ve mantar soymaktan çok keyif alıyorum. Ucunu şöyle kopartıyorum. Bunları da bazen kullanıyorum ama bugün bilmiyorum uğraşır mıyım. Şu işlem. Kenarlarından tutuyorum. Ve işte birincisi tamam. Ben şimdi buraları hızlı hızlı yapacağım. Daha doğrusu siz hızlı hızlı izleyeceksiniz. Işık bir 5 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Ve sonuncuyu soyuyorum. Çok az kaldı. Bakayım. 9 dakika sürmüş arkadaşlar hepsini soymam. Sizinle konuştuğum kısımları da sayarsam aslında 5 dakika falan. Gerçekten zehirlenmeyeceğimi bilsem her öğün mantar yerim ben. Şimdi mantarlar suda birazcık beklesin. Biz de o sırada bu biberleri keselim diyorum. Geldik tavuğu kesmeye. Bu arada tavuk diyorum 2 saattir. Hindiymiş arkadaşlar. Bu yanlış almışım ama sıkıntı yok. Hindi daha yağlısı olur. En sevmediğim şey bunları kesmek ama mecburum. Kesilmişi yoktu yani orada. İnşallah çok uzun sürmez. Arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Bir tek bunları kesmedim çünkü yemeğe en son bunları ekleyeceğimiz için onun da zamanı var. Benim ilk önceliğim etti. Şimdi şöyle bir tencere alıyorum çünkü anca onlar sığar. Sonra geliyorum buradan. Biraz sıvı yağ. Aa, çok oldu. Ekrana bakarken anlamadım. Birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim. Ocağı açıyorum. Hala bu elektrikli ocaklara alışamadım. Hiç de hoşuma gitmiyor. Konuşmamı görüyor musunuz? Sanki yemek kanalı sahibiymişim gibi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Asla bilmişlik taslamıyorum. Ondan sonra da bunlar olurken ben de bulgur pilavı yapacağım. Onun için malzemelerim nerede? İşte son durumdan bahsediyorum. Üzerine biberleri koydum. Ya benim kadar büyük kesmeye zorunda değil kimse ama ben bunları böyle yemeyi çok seviyorum. Bütün şekilde daha çok lezzetini alıyorum. Burada da bulgur pilavı için salçayı, soğanı ve şuraya bir salça döküyorum çünkü gözüme takıldı. Salçayı, soğanı ve biberleri kavurdum. Onun üzerine de şu gelecek. Burada 3 bardak bulgur var. Bunu direkt onun üzerine dökeceğim. Ondan sonra sıcak suyla ekleyeceğim falan. Çok kolay ya. Yani bulgur pilavı yapmak dünyanın herhalde en kolay şeyi olabilir. Mantarları da bu arada kestim. Bu yemeğin sihirli dokunuşlardan bir tanesi de domates püresi. Ben çok seviyorum yani. Salça da okey ama daha böyle domates tadını almayı sevdiğim için 4-5 yemek kaşığı ilave edeceğim. Arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Ben size ne demiştim? Küçülecekler, minicik olacaklar. Bu tavuk sotemiz. Pardon, hindi sotemiz. Burada da bulgur pilavı. O kadar çok yapmışım ki 8 kişilik bir aileyi doyururum şu anda. Ve gördüğünüz gibi Kaan'ın önüne hemen dizildi. Kaan'cığım burada da yoğurt var. Lütfen bundan da yiyelim ablacığım. Canım kardeşim. Suyunu bırakalım. Nasıl olmuş? Yorumlarını alayım. Hindi çok kötü olmuş da. Hindi kötü mü olmuş? Bulgur pilavı güzel. Hindi niye kötü olmuş? Mantar var diye mi? Yok, şaka yaptım. Güzel olmuş. Peki mantarlardan yiyor musun? Seni göremiyor. Kimse seni göremiyor saçından. Ha. Ay şu güzelliğe bak. Mantar yemiyorum. Mantar yemiyorsun ama sonuç itibariyle tadı nasıl? Tavuk olsa daha güzel olur. Sana bir söyleyeyim mi? Hindi olduğunu söylemesem asla anlamazdın. Asla ve asla ve asla. Anlamazdım. Şey derdim. Bunun tadı değişik bir tavuk derdim. Ha ama hindinin kalorisi daha düşük, emin ol. Şimdi spor yaptın ya. O yüzden bence daha iyi olacak. Ben de videoyu eklemeye geçeceğim ama ondan öncesinde aklıma şey geldi. Şu tepedeki 100 bin balonları. Instagram'da 100 bin olduğum için 100 bine özel aldığımız balonlar. Burada böyle sönmeye yüz tutmuşken ben de diyorum ki birazcık eğlensek mi? Bir de hayatımda galiba hiç helyum çekmedim. İlk denemeyi ben yapacağım, sonra içeri onlara götüreceğim. Bunun açılış yeri nerede?
bilmem nasıl. Ama benim sesim kalınlaşıyor, incelmiyor. Peki odada bunu tek başıma eğlenmem. Tek başıma yapıyorum ve tek başıma eğleniyorum. Acaba oyununuz ne kadar sürer? Lan dedim ki kim geldi? Acaba? Bitiyorsun hemen sen ya. Oldu mu? Oluyor. Balonu yedin sen. Bir fena oldum ya. Ama sen... Kaçırma havasını. Kaçırmadım aşkım, sakin ol. Arkadaşlar bir numaralı balonumuzu, gerçekten bir numaralı bu arada. Şimdi bunu çekeceğiz hep beraber. One kiss is all it takes, put it all with me. Çok çok az geçiyor. Aha çok fena başlamış. Çarptı o beni. Oha bir şey söyledim, çarptı. Al kalma. Gömülüyor ki. Arkadaşlar buradan anne babama sesleniyor. Çocuğunuz gayet güvenli, sağlam ellerde. Helyumcu oldun başım, konuşsana. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bir şey söyleyeceğim, gerçekten çarpıyor. Evet. Teşbeş çekildi. Biz balonu Kaan'la devirdik. İki kişi devirdik bunu. Tamam, daha yok. Daha yok arkadaşlar, bu şeyin sonu tehlikeli. Ne istiyorum? Kamerayı. Bunun sonu tehlikeli. Hiç bulaşmayın arkadaşlar. En güzeli. Hala yapıyor ya. Arkadaşlar krem şantiyi Kaan'ın ağzına sıkacağız. Sen de sıkacaksın. Önce bakayım atıyor mu? 2, 1. İğrenç. Ağzına bakıyorum. Arkadaşlar görmek istemeyeceğiniz sahneleri bile size gösterdikten sonra ben şimdi bilgisayarımı alıyorum, içeri geçiyorum ve bu videoyu editlemeye başlıyorum. Ben bugün çektim, yarın video sizde. Yetiştirebilmem için de hemen şu an başlamam lazım çünkü bir 3-4 saat bilgisayarda olacağım. Ben sadece ona haber vermek için geldim. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onlara da hoşçakalın dedirtirdim ama öyle bir oyun oynuyorlar ki beni duyacaklarını bile sanmıyorum. Görüşürüz.